Merhabalar değerli arkadaşlarım. İSEM yayıncılık için çektiğimiz vatandaşlık videolarında şimdi sırada milletvekilliği var. Milletvekilliğini konuşacağız. Şimdi milletvekilliğindeki algı bizim için ne? Yasamayı zaten oluşturan bireyler, halk tarafından seçilen o kişiler kimler değerli arkadaşlarım? Milletvekiller. Şimdi burası tamam. Milletvekillerin o genel sayısı, şunu bunu bunların hepsini konuşacağız. Ama Anayasaya göre size sorabileceği dört soru var milletvekilliğinden. Milletvekili seçilme yeterliği, yasama sorumsuzluğu, yasama dokunulmazlığı, milletvekilinin son bulması. Sorup sorabileceği bu. Yani milletvekilliği kavramından tekrar sürüm değerli arkadaşlarım size soru olarak getirebileceği kısım bu. Bundan başka bir şey getiremez. O zaman ilk başta bir neyle başlıyoruz? Milletvekilliği seçilme yeterliliğinden değerli arkadaşlarım başlıyoruz. Bunu iyi oturtmamız lazım. Milletvekilliği seçilme yeterli ifasını iyi oturtmamız lazım. Neden? Cumhurbaşkanı seçilme yeterliği de bunun üzerine zaten. Yani burada yaşla eğitim düzeyini değiştirdiğimizde ne olacak değerli arkadaşlarım? Konu kapanacak. Cumhurbaşkanlığı seçilme yeterliğini de aynen uyarlayacağız burayı. O zaman milletvekilliği seçilme yeterliliğini konuşacağız bir. Şimdi ilk başta. Bakın siyasi haklarda falan da konuşmuştuk bunu hatırlarsınız. Milletvekilliğinden bahsedebilmemiz için ilk başta en evvel emir, en olmazsa olmaz nokta vatandaş olacak. Çünkü tüm siyasi haklarda anahtar hak konumunda bu vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak değerli arkadaşlarım. Vatandaş bizim için anahtar hak konumunda. O zaman ilk başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu anahtar hak olarak geçer değerli arkadaşlarım. Neden böyledir? Çünkü diğer tüm siyasi hakları kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır. Bak bir kez daha söyleyeyim. Diğer tüm hepsini kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır. Buraya dikkat ediyoruz. Peki vatandaşlık kriteri bu. Buradakilerde bu bir. Sonrasında yaş kriteri neydi değerli arkadaşlarım? 18 yaşını tamamlamış olmak. İkinci evre bizim için bu anlamda 18 yaşını tamamlamış olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi burada bu 18 yaş veya yaşla ilgili herhangi bir şey yazıldığında şunu unutmuyorsunuz. Bu kriter bizim için çok önemli. Tamamlanılan yaştır. Yani her zaman buradaki ana mantık nedir? Tamamlanılan yaştır. İçinde bulunan değil, bitirdiğin yaştır yani. Peki eğitim düzeyine değerli arkadaşlarım ilkokul mezun olmak eğitim periyodunda ilkokul mezuniyeti değer arkadaşlarım. Şimdi burada ya hocam ilkokul mezunu mu kaldı artık ya ilk öğretim bu zorunlu eğitim diye bir şey var demeyin. Bundan daha öncesinde hani o zorunlu eğitimin çıktığından daha öncesinde mezun olan bireylerin milletvekilliği adaylığı korunsun diye hala nedir değer arkadaşlarım ilkokul mezuniyeti ifadesi korunur. Bir diğeri bu genel fiil ehliyeti kapsamında konuşulabilen bir şey biliyorsunuz. Kısıtlı olmamak. Bir diğer kademe bizde değerli arkadaşlarım. Kısıtlı olmama kademesi de var. Bu da tamam. Şimdi kısıtlı olmamadaki pozisyon veya kısıtlı olmamadaki refleks bizim için şurası. Burada da şuna yaklaşacağız. Fiil ehliyetindeki atıf. Yani kişi hareketinin sonuçlarını öngörüyordur. Burada hiçbir sorun yok. Bak bu hareketinin sonuçlarını öngörüyor. Ama ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Bunu öngörmesine rağmen ne yapıyor pozisyonda? Şuna yaklaşıyor. Hareketimin sonuçlarını öngörebiliyorum. Burası tamam ama doğruyu uygulama kısmı sıkıntılı. Doğruyu uygulayamıyorum diyor. Bu yüzden değerli arkadaşlarım tekrar tekrar söylüyorum. Kısıtlıktaki kasıt temiz kudret eksikliği değil, irade zafiyetidir. Peki, kısıtlı olmama ifadesi de tamam. Bir diğeri, şimdi cezai anlamda devlet güvenliği veya ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerden mahkumiyet almamış olacak. Yani ülke bütünlüğü ile alakalı bir mahkumiyet almayacak. Bu yüzden devlet ile alakalı değerli arkadaşlarım mahkumiyet kademesi olmayacak. Buraya dikkat. Peki bir diğeri rutin adli ceza şartımız var. O da nedir değerli arkadaşlarım? Kasti suçlardan Bakın kasti suçlardan toplamda bir yıl ve üstünde mahkumiyet almamış olacak. Bir kez daha ifade ediyorum. Kasti suçlardan toplamda bir yıl veya üstünde mahkumiyet almamış olacak değerli arkadaşlarım. Bu da bizim için bir diğer faktör. Peki şimdi askerlik kısmından konuşacağız. Askerlikteki irade şu. Artık yaşı 18'e çektiğimiz için eskiden bu düzenlemeden önce şöyleydi. Yapmış veya muaftı. Yani askerliğini yapmış veya muaftır diyecektik. Ama şimdi öyle diyemiyoruz. Buradaki askerlikle kriter ne? Değerli arkadaşlarım, burada şunu söyleme konumunda. Yapmış da olabilir. Muaf da olabilir. Tecilli de olabilir diyor. bir kez daha söyleyeyim. Yapmış da olabilir. Muaf da olabilir. Tecilli de olabilir. Askerlikle ilgili durumumuz da bu. Ve şu kriter, şimdi sağlıkla alakalı da bir konuşalım burada. Sağlık periyodunda da şu var değerli arkadaşlarım. Görevini sağlık bakımından yerine getirmede bir engel olmaması. Bir kez daha söyleyeyim. Görevini yerine getirmede sağlık bakımından bir engelin olmaması da bir kriter burada. Sağlık ritüeli itibariyle. Ha burada bakın genel olarak kamudaki mantık aynıdır zaten. Yani genel irade aynıdır kamuda. Sağlık bakımından bir engel olmayacak. Bu ne bizim için? Buradaki atıf ne yani sağlık ritüelinde? İlla hiçbir sağlık sorunu olmayacak değil. O işi yapmaya engel bir sağlık sorunu olmayacak. Şimdi işte özel gereksinimli engelli ifadesini kullanmaktan hiç etmiyorum. Özel gereksinimli vekillerimiz de vardı hatırlarsınız. Şafak Pavey'de vesaire olduğu gibi. Veya işte birçok partide böyle fiziken özel gereksinimli vekillerimiz vardı. Her partide vardı. Bu adaylığına engel değil görevi yapma noktasına bir problem yaşatmaz çünkü değerli arkadaşlarım. Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Zaten kamuda da genel olarak böyledir bu. Hiçbir sağlık sorunu olmamak değil. O işi yapmaya engel bir sağlık sorunu olmamak gibi. Anlatabildim mi? Peki görevle alakalı sağlık sorununun yani görevini yapmaya engel bir sağlık sıkıntısının olmaması. Bunlar bizim için ne değerli arkadaşlarım. Bahsettiğimiz gibi milletvekili seçilme yeterliliğini inceledik. Şimdi burada milletvekilliği seçilme yeterline sahip olup olmadığına kim karar veriyor? Yani bu şartları inceleyecek kim? Yüksek Seçim Kurulu. Mesela burada durum şudur unutmayın. Adam aslında bu şartları taşımıyor. Yani bunlardan birini taşımıyor ama bir sahtecilik yapmış. Mesela sağlıkta ciddi bir sıkıntı var ama sahtecilik yapmış. Doktoru da kandırmış. Sağlam rapor almış mesela. Sahte bir olaydan girmiş. Doktoru da kandırmış. Böyle bir yola gitmiş. Şimdi buna baktığınızda, böyle bir fasla gittiğinde, şunu bir düşünmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Şu kademeden bir girmemiz lazım. Böyle bir sağlık dengesine gitti, böyle bir problem yaşadı, ha, sahtecilik yaptı ama bu durum seçildikten sonra ortaya çıktı. Bak, tekrar söylüyorum. Bu pozisyon seçildikten sonra ortaya çıktı. O zaman ne olur diyorum. Bak, o zaman ne olur? Bunun vekilliğinin iptal noktasına karar, mazbatasının iptal noktasına karar, YSK'dır yine. Yani seçilme yeterli noktasında yüksek seçim kurulu karar aldığı için değerli arkadaşlarım, buradaki iradede yine kim hareket edecek burada? Yüksek seçim kurulu. Adamın seçilme yeterliğine sahip olmadığı, seçildikten sonra ortaya çıkarsa bunun vekiline son verme kararı yani mazbatayı iptal kararı YSK'dadır. Buraya dikkat. Peki milletvekilliği seçilme yeterliliğini konuştuk bu haliyle. Burada dikkat edeceğimiz bir diğer da şu. Bak vekil seçilme yeterliliğini konuştuk. Dikkat edeceğimiz bir diğer husus şu değerli arkadaşlarım. Bunun üzerine gideceğiz şimdi burada. Burada iki yeri değiştirdiğimizde 18 yaş ve ilkokul bunu 40 yaş ve yüksek öğrenim mezuniyeti dediğimizde iş kime geliyor? Cumhurbaşkanına geliyor. Yani şu iki yeri değiştirdiğimiz takdirde değerli arkadaşlarım Cumhurbaşkanı seçilme yeterli şu ikisi sadece burası değiştirilen bunun geri kalanı aynen kimde de var Cumhurbaşkanı seçilme yeterli de var değerli arkadaşlarım ona da dikkat peki bak ilk soruyu konuştuk ne ilk soru seçilme yeterli şimdi ikinci soru kalıbına bakacağız değerli arkadaşlarım nedir o da yasama sorumsuzluğu kavramı ikinci periyot bizde yasama sorumsuzluğu kavramı Peki. Diğer adıyla nedir? Mutlak dokunulmazlıktır. Diğer adıyla da mutlak dokunulmazlık olacak. Şimdi ne buradaki olay bak. Mutlak dokunulmazlıktaki olay bizim için ne? Buraya çok dikkat değerli arkadaşlarım. Burada diyor ki bu hatta Hitler döneminde ortaya çıkan bir şey. Yani buradaki periyot bizim için Hitler faslında o dönemde ortaya çıkan bir şey değer arkadaşlarım. Burada diyor ki yasama sorumlusunda milletvekilleri ifade hürriyetine sahiptir. Hitler hatta böyle bir yasa çıkarmıştı. Dedi ki milletvekillerinin hükümetin kamu yararıyla yaptığı hizmetleri eleştirmesi yasaktır dedi. Kamu yararıyla yaptığı hizmetleri eleştirmesi yasaktır. Şimdi burada problem şu. Hangi hizmetin ne kadar kamu yararı taşıdığına kim karar verecek? Olay burası. Hükümet. E ne oldu? Her ağzını açanı, bu benim kamuyer arayla yaptığım bir şeyi eleştiriyor diye tık içeri attı. Her ağzını açanı içeri attı. O zaman buradan çıkamadık işte. Bu yüzden de değerli arkadaşlarım, tekrar tekrar söylüyorum, burası önemli. Yani bu fasıl bizim için önemli. Yasama dokunulmaz iladesinin önemli hali burasıdır. Neden? İşte o olaydan sonra dünya ders aldı. Dedi ki, ne olursa olsun hükümeti eleştirmeyi yasaklayan yasalar çıkarılamazsın herkes herkes eleştirebilir dedi. Yani evrensel bir şey oldu. İşte onun bugüne uzantısıdır. Yasama sorumsuzluğu. Milletvekillerinin meclis genel kuruluna yaptığı, kürsüden yaptığı konuşmaların ifade hürriyetine sahip olmasıdır değerli arkadaşlarım. Şimdi bir, diğer adı mutlak dokunulmazlık dedik. Ne diyor? Yasama sorumsuzluğu kaldırılamaz değerli arkadaşlarım. Mutlak kısmı oradan gelir. Yani bir milletvekili için 599 milletvekili ne yaptı? Karar aldı. Biz bu adamın sorumsuzluğunun kaldırılmasını istiyoruz dedi. Aa, <laughs> olmaz. Bu yüzden yasama sorumsuzluğu mutlaktır değerli arkadaşlarım. Kaldırılamaz. Bu bir. Bunu istesek de kaldıramayız yani. Bu tamam. Peki ikincisi. Şimdi en çok karıştırılan yer. Yasama sorumsuzluğu değerli arkadaşlarım ömür boyudur. Bir kez daha söylüyorum. Yasama sorumsuzluğu bizim için ömür boyudur. Bu ne demek? Bunu dediği zaman şöyle anlaşılıyor bazen. Ha adam milletvekili seçildi. E ömrünün sonuna kadar ona buna dangır dungur sövecek. Yok öyle değil oradaki durum. Buradaki kasıt o değil değerli arkadaşlarım. Buradaki kasıt şu. Bu adam milletvekili seçildi. O 5 yıl görev yaptı. Daha sonra seçilemedi o 5 yıl görev yaptığı periyot içinde yaptığı konuşmalardan bir tane savcı çıkıp gel bakayım sen milletvekiliyken şöyle bir konuşma yapmıştın onunla ilgili dava açalım diyemiyor. Ona dikkat. Bununla alakalı dava açalım diyemiyor. O zaman ne değerli arkadaşlarım buradaki mevzu? O döneme dokunamıyoruz. Yani o dönemin dokunulmazlığı ömür boyu. Yani ben 5 yıl milletvekilliği yaptım. O dönemde bir konuşma yaptım. Benim milletvekilliğim bittikten sonra dahi milletvekili olduğum dönemde yaptığım konuşmaya karşın dava açılamıyor. Orası artık ömür boyu dokunulmaz bir halde. Yoksa şu değil. Adam bir defa milletvekili seçildi. Ömrünün sonuna kadar ona buna sövüyor. Öyle değil oradaki olay. O döneme ömür boyu dokunamıyoruz. Tam buraya dikkat değerli arkadaşlarım. Bir diğer kademe. Şimdi yasama sorumsuzluğu tazminat davalarında işe yarayacak bir şey değil ama. Yani milletvekili kürsüye geldi. İşte orada konuşurken, şunu yaparken, bunu yaparken böyle sataşmalar oluyor biliyorsunuz. Mecliste sataşmalar yoğundur. Orada sen kendine bakla şerefsiz ele falan dedi orada. Şimdi bunun konuşma hürriyetiyle, kamu yararıyla ne alakası var? Kimse kimseye hakaret edemez. Orada bu beyana maruz kalan milletvekili tazminat davası açabilir mi açabilir, alabilir mi alır. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Yasama sorumsuzluğu tazminat davalarında işe yaramaz. Yasama sorumsuzluğu faslı tazminat davalarında işe yaramaz değer arkadaşlarım. Onu da bir belirtelim. Peki aldık bunu da koyduk. Tazminat davası faslında işe yaramaz dedik. Aldık bu kategoriyi de koyduk. Bir diğeri değer arkadaşlarım. Bir diğer fasıl bizde. Şimdi bu bu kategoride işe yaramıyor. Burası tamam. Burası netleşti. Şimdi burada konuşacağımız olay bizim için şurası. Yasama sorumsuzluğu pozisyonda olan kişi, kürsü dokunulmazlığı konumunda olan kişi bu konuşmayı, aynı konuşmayı vekillik bittikten sonra yaparsa bu dava konusu. Yani bir suç unsuru taşıyan bir konuşma yapmıştı. Bunu vekillik bittikten sonra yaparsa bir şey yok. Ama oraya atıf yaparsa şey dava açılır. Ama atıf yaparsa dava açılmaz. Yani ben Suç unsuru olan bir konuşma yaptım ama milletvekiliyken yaptım. Ama yasama sorumlusundan faydalandım. Aynı konuşmayı vekilliğin bittikten sonra bir televizyon kanalında yaptım. Bana dava açılır. Buna dava açılır. Ama konuşmama atıf yaptım. Mesela bana derler ki yıllar önce vekilken bunu demiştim, şimdi ne diyorsun? Ben o konudaki görüşlerimi vaktinde ifade ettim dedim mesela. O zaman bu neye geliyor değerli arkadaşlarım? Bu konudaki görüşlerimi vaktinde ifade ettim. Atıf yapıyor oraya. Tamam Oraya dikkat. Atıf var. Peki bunda sıkıntı yok yani. Ayrıyeten devlet güvenliği ile alakalı durumlarda yasama sorumsuzluğu işe yaramaz. Tekrar söyleyeyim. Devlet güvenliği ile alakalı durumlarda yasama sorumsuzluğu işe yaramaz. Kürsüye geldi milletvekilinin bir tanesi. İşte atıyorum FETÖ'yü övüyor. Terör örgütünü övüyor mesela. Ve dedi ki benim yasama sorumsuzluğum var, kürsü dokunulmazlığım var. Seni kürsüyle birlikte götürürler valla. Tamam Öyle bir konuşmayı yap, kürsüyle götürürler. Neden? Örgütü övüyorsun, böyle saçma şey mi olur? Bu yüzden tekrar söylüyorum, devlet güvenliği ile alakalı fiillerde altını çizeye çize söylüyorum. Değerli arkadaşlarım, olay bizim için nedir? yasama sorumsuzluğundan faydalanılamaz. Devlet güvenliğiyle alakalı fiillerde yasama sorumsuzluğundan faydalanılamaz. Buna dikkat. Peki bunları konuştuk. Burada şuna da çok dikkat. Diğer adı da nedir? Yasama sorumsuz kürsü dokunulmazlığıdır. Neden değerli arkadaşlarım? Hani diğer atıf neden kürsü dokunulmazdı? Şuradan yürüyoruz çünkü. Bu daha ziyade meclis genel kurulunda milletvekillerinin çalışmaları Bunların işte faaliyetleri vesaireyle alakalı olduğu için değerli arkadaşlarım daha ziyade o meclis genel kurulundaki konuşmaları kasteder. Bu yüzden diğer adı da bizim için nedir? Değerli dostlarım kürsü dokunulmazlığıdır. Diğer kapsamı da kürsü dokunulmazlığı olacak. İşte yasama sorumsuzluğu iradesi bu. Bakın burası bahsettiğim gibi kaldırılamaz bir metin. Değerli arkadaşlarım bu irade bizim için kaldırılamaz. Ve en önemli problemimiz de burada şu. Bunun kaldırılamama kısmı bir tarafa en önemli sıkıntımız da şurası. İfade hürriyeti ve milletvekillerinin aslında bir nevi hükümeti eleştirebilme serbestliği ile alakalıdır değerli arkadaşlar. Burada çıkışımız bu. Peki işte milletvekilliği kavramının ne yaptık? Yarısını konuştuk değerli arkadaşlarım. Bu kategoriyi konuştuk. Şimdi bu videoda bunu konuştuk. Diğer videomuzda ne yapacağız? Yasama dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin son bulma hallerini konuşacağız. Milletvekilliği kavramını iki videoda bitirmiş olacağız değerli arkadaşlarım. Sonra, sonra meclisin yapısına bakacağız. Oylama usullerine bakacağız. Seçimlere bakacağız. Bitirip gideceğiz. Tamam. Peki, bir sonraki videomuzda, bunun tamamlayıcı videosunda konuşmak üzere. Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.